Afyonkarahisar Tıbbi Aromatik Bitkiler Değerlendirme ve Geliştirme ve Organizasyon Komisyon toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ı bir yıl sonra bu alanda uçuracaklarını söyledi. Afyonkarahisar Tıbbi Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyon toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili kurumların il müdürleri katıldı. Türkiye'de parlayan bir yıldız gibi her geçen gün hem adımızdan söz ettirerek... Toplantının açılış konuşmasını Vali Gökmen Çiçek yaptı. Çiçek, Afyonkarahisar'ın tıbbi ve aromatik bitkiler açısından çok zengin bir kent olduğunu, her ilçenin farklı alternatif ürünler yetiştirmesi gerektiğini dile getirdi. Hem üniversite rektör hocamız kurduğu komisyonla, hem Tarım İl Müdürlüğümüz, hem Bitkisel Aromatik Şube Müdürlüğümüz gerçekten bu konuda büyük bir özveri içerisinde altyapı çalışmalarına devam ediyorlardı. Biz özellikle bu konuda hem kaymakamlar hem belediye başkanları olarak yapacağınız her konuda isteklerinizi, arzularınızı sonuna kadar yerine geçireceğimizi ve bu konuda marka olmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Rektör hocamdan da özellikle bir yıl içerisinde, bir yıl sonra yapacağımız bu toplantıda bize yenilikler yaşatmasını, hep beraber burada bunun sunulmasını bekliyoruz. Son zamanlarda özellikle Dinar ilçesinde bir lavanta bahçemiz kuruldu. Ben hem belediye başkanı hem kaymakamı tebrik ediyorum. Bütün ilçelerde bu konuda destek olacağız. Bu ekilecek yerlerle ilgili rektör hocamın onayı ve kurumunun, komisyonunun onayı olmadan ne olursunuz hiçbir şey ekmeyelim. Ekeceğimiz her şey üniversite rektörümüzün başkanlığında kurduğumuz komisyonla olacak. Yoksa yeni fantazilere girecek ne gücümüz, ne zamanımız, ne de vaktimiz var. O yüzden biz nerede ne ekileceğini bilelim. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullu Okumuş'sa kentte 300'e yakın endemik bitkisel tür olduğunu söyledi. Rektör Okumuş, Afyonkarahisar'ın iklimlerinde kavşak noktası olduğunu belirterek bu alandaki paydan payını alması gerektiğini dile getirdi. Ülkemiz mevsimsel özellikler açısından, iklimsel özellikler açısından çok inanılmaz muhteşem bir yerde lokalize olmuş durumda. 3 iklim kuşağının mevsimsel kuşağın ortasında yer alıyor. Afyonkarahisar İline baktığımızda hakeza yine çok özel bir yerde konuşlandırmış durumda. Kavşak noktasında yolların kavşağı olduğu gibi aynı zamanda iklimlerin de kavşağı olan bir noktada 3 farklı iklimi aynı anda yaşayabilen bir özelliğe sahip Afyonkarahisar ili. Dünyada tıbbi aromatik bitkilerin kullanımı son yıllarda inanılmaz derecede arttı. Özellikle de son yıllarda geleneksel ilaçlardan, gelenekselden kastım sentetik olarak üretilmiş, sıklıkla kullandığımız ucuz ilaçlardan artık biyoteknolojik ilaçlara doğru bir yönelim var. Sadece bizde değil, tüm dünyada artık geleneksel yöntemlere, geçmiş tarihlerde ülkelerinde, bölgelerinde kullandıkları ilaçlara yönelik bir eğilim var artık, bir geriye dönüş var. Ve insanların yaklaşık %80'i hayatının bir aşamasında en azından geleneksel tamamlayıcı tedavileri kullanmış veya kullanmaya devam ediyor. 150 milyar dolarlık bir tıbbi aromatik bitki pazarı var dünyada. Biz endemik türler açısından çok zengin olmamıza, birçok tıbbi aromatik bitkinin ülkemiz diğer ülkeler için ham madde tedarikçisi özelliklerine sahip olmasına rağmen, bu kadar bitki çeşitliliğine rağmen bu 150 milyar dolarlık paydan sadece 140-150 milyon dolar gibi bir pay alıyoruz. Neredeyse %1'i ancak. Konuşmaların ardından kaymakam ve belediye başkanlarından öneriler alındı. İnanılmaz bir